Milli ve yerli teknolojiyle gücüne güç katarak dünyanın yeni süper gücü haline gelmek için çalışan Türkiye Cumhuriyeti, birbirinden müthiş teknolojileri geliştirip envantere kazandırmaya ve bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Türk askerinin sahadaki gücünü ve kuvvetini arttıracak müthiş bir iş daha başarıldı ve yerli ve milli kaynaklarla geliştirilen egzoskeleton Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde kullanıma alındı. Konuyla alakalı olarak resmi Twitter hesabından bir açıklama paylaşan Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, askerimizin 40 kilograma kadar yükünü manevra yeteneğine en az etkiyle %80 hafif hissettiren pasif dış iskelet projesi tamamlandı. Interact'ın geliştirdiği sistemin ilk prototiplerini güvenlik güçlerimizin kullanımına verdik. Saha geri bildirimleri akabinde teslimatlara başlıyoruz sözleriyle müjdeli haber paylaşıldı. Kolay bir şekilde ve hızlıca giyilebilen dış iskelet teknolojisi, balistik yelek, dizlik ve kaskla uyumlu bir yapıya sahip. Dinamik kuvvetleri sönümleme özelliğine sahip olan bu muhteşem teknoloji, askerlerin eklemlerini ağır yüklerden koruyor ve manevra kabiliyetini kısıtlamadan yükü etkin bir şekilde yere aktarıyor. Sahip olduğu üstün teknolojiyle askerlerimizin hissettiği yükü %80'e kadar hafifletme özelliğine sahip olan dış iskelet teknolojisi, arazi koşullarına uygun şekilde tasarlandı. Milli ve yerli teknolojiyle askerimizin dayanıklılığını arttıracak dış iskelet, ülkemizin gerçekten yeni nesil teknolojiler konusunda en iddialı projelerden birisi. Yüksek eklem açıklığına sahip olacak şekilde, yani hareketleri kısıtlamayacak şekilde tasarlanan ve kullanıcıya uyum sağlayan dış iskelet prototipi Interact tarafından geliştirdi. Askerlerimizin üzerlerindeki yükü %80 hafifleten ve taktik manevralarla uyumlu bir yapıya sahip olan dış iskeletimiz sayesinde eğimli arazilerde askerimiz hiç yorulmadan uzun mesafeleri kat edebilecek. Sadece düz arazi ve yollarda değil, dağlara tırmanırken bile askerimizin yükünü hafifletecek olan bu tasarım, dayanıklı ve hafif yapısı ve sessiz çalışması sayesinde Türk ordusuna büyük bir taktik avantaj sağlayacak. MIL-STD 810G standardıyla uyumlu şekilde tasarlanan milli teknolojimizin, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterinde ilk prototiplerinin test edilmesiyle birlikte Türkiye'nin bu projeyi tamamlaması ve seri üretime alarak envanterde yaygınlaştırması bekleniyor. Dış iskelet ya da egzoskeleton teknolojisi artık günümüz silahlı kuvvetlerinin en çok talep ettiği sistemlerden birisi haline geldi. Vücuda dıştan giyilen bir kabuk gibi görülebilen bu sistem, sahip olduğu teknoloji sayesinde askerlerin sırtındaki yükü hafifletiyor ve hiç yorulmadan uzun mesafeler kat etmelerini sağlıyor. Egzoskeletonların aktif ve pasif olmak üzere iki farklı çeşidi bulunmakta. Aktif egzoskeleton, yani dış iskeletler, kendi motor ve servo tekniklerine sahip olduğu için askerlerin gücünü normalden çok daha üstün bir noktaya taşıma kapasitesine sahip. Örneğin, aktif bir egzoskeleton giyilmesi halinde normal şartlarda bir insanın kaldıramayacağı 300-400 kilogram gibi yükler bir asker tarafından kaldırılabilecek seviyeye kadar düşürülmüş oluyor ve asker sadece 5-6 kilogramlık bir ağırlık kaldırdığı hissiyle 400 kilograma kadar ağırlık kaldırabiliyor. Bir de bunun pasifi var. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine giren ilk versiyonda pasif olanı oldu. Pasif dış iskeletlerse askerlerin taşıdığı ağırlıkların yükünü hafifletmek için geliştiriliyor. Şu an Türk ordusunda manevra sırasında veya operasyon sırasında bir askerin sırtındaki yük 40 kilogram, bazı durumlarda 50 kilograma kadar çıkabiliyor. Böylesine ağır bir yükle onlarca kilometre mesafe kat etmekse hiç de kolay bir iş değil. Oldukça yorucu olan intikaller sebebiyle askerlerimiz yorgunluktan olası sıcak çatışmalarda, ani çatışmalarda bunun etkisini hissedebiliyor.
İşte bunun ortadan kaldırılması için yerli ve milli kaynaklarla bir dış iskelet tasarlandı ve pasif dış iskelet teknolojisi askerlerimizin yükünü %80 hafifletme özelliğine sahip. %80 denince gözünüzde canlanmamış olabilir. Sırtınızdaki 40 kilogramlık yükün 6 kilograma düştüğünü düşünün. Ama hala 40 kilogram taşıyorsunuz. Bunu sadece 6 kilogram gibi hissediyorsunuz. Geriye kalan yükse doğrudan cihaz sayesinde yere aktarılıyor. Yani eklemlerinize hiçbir ağırlık binmiyor. Bu da yorulmanızı engelliyor ve normalde yapabileceğiniz mesafenin çok daha ötesine ulaşabilmenizi sağlıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine giren bu muhteşem teknolojinin yaygınlaştırılmasıyla birlikte sahadaki birliklerimizin sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerin daha da arttırılması ve Türk askerinin yenilmez bir hale gelmesi hedefleniyor. Türkiye'de Aselsan da bu proje üzerinde çalışıyor. Aselsan'ın yürüyüş asistanı Asya Teknolojisi de şu an envantere giren sistem gibi Türk ordusunun envanterinde görev almak için hazırlanıyor. Asya, zorlu arazi koşullarında askerlerin yürüme, koşma, tırmanma ve sıçrama gibi hareketlerinde destek olarak personelin çok daha iyi bir performans göstermesini sağlayacak. Kullanıcısına uyumu ve hareket kabiliyeti yüksek olan bu teknoloji, hızlı hareketleri direnç göstermeden gerçekleştirirken en zorlu şartlarda devreye girerek kullanıcısının performansını arttıracak. Özellikle tam teçhizat intikale çıkan askerlerin teçhizatlarını daha rahat taşımasına da yardımcı olacak olan bu sistem sayesinde göreve çıkan askerler ağır yüklerle yorulmadan çok daha uzun mesafeleri yürüyerek kat edebilecek. Planlar arasında farklı ihtiyaçlara yönelik egzoskeletonlar üretilmesi de bulunuyor. Bununla alakalı sadece Türkiye değil farklı devletler de çalışıyor. Örneğin Amerikan ordusu, piyadeler, lojistik birimleri ve destek birimleri için farklı egzoskeletonlar da geliştirmeye çalışıyor. Market Research Future tarafından hazırlanan askeri egzoskeleton raporuna göre, askeri egzoskeleton pazarı 2023 yılına dek her yıl %25 oranında büyüyecek. Özellikle tüm bedeni kaplamayan kısmi egzoskeleton pazarının hızla büyümesi ve 2025 yılında 2 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Bu teknolojinin en büyük müşterisi ABD olurken Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, İsviçre ve İngiltere'deki modernizasyon programı Avrupa'yı ikinci büyük pazar haline getirecek. Böylelikle Türkiye'nin geliştirdiği egzoskeletonların da yurt dışına ihraç edilmesi için büyük bir potansiyel oluşacak ve Türkiye inşallah öncelikli olarak kendi askerlerinin ihtiyacını karşıladıktan sonra bu sistemleri satarak ciddi manada dış gelir elde edecek diyelim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.